Set Collection'ın Concrete Child Class'larından ikisi. Hash Set ve Tree Set. Evet, bakın gördüğünüz gibi diyor ki Hash Set ve Tree Set Set interface'inin child'larıdır diyor. Sevgili arkadaşlar, Java'da büyük harfle yazılan set görürseniz bu ne demektir? Tekrarlı eleman kabul etmez demektir. Yani hash set tekrarlı eleman kabul etmez. Tree set tekrarlı eleman kabul etmez. Hocam niye büyük harfle yazılan set dedin? Çünkü küçük harfle yazılan set de var değil mi? Hepsi küçük harf set. Değiştirmek içindi değil mi? Var olan datayı değiştirmek içindi. Hatırlarsanız listlerde set metodu vardı. Set metodunu kullanarak listin elemanını değiştirebiliyorduk değil mi? İndeksiyle beraber. Set 3 diyordunuz. Mesela Alican diyordunuz. İndeksi 3 olanı Alican'a değiştiriyordu. Set metot. Evet, şimdi hash set ve tree set. Bunların ikisi de tekrarsız elemanları depolamak için kullanılır. Hash set elemanları herhangi bir sıraya koymaz. Tree set elemanları natural order'a göre sıralar. Ne demekti natural order? Sayılarda küçükten büyüğe, stringlerde alfabetik sıra demek değil mi arkadaşlar? Tree set bunu yapar. O zaman sizin alfabetik sıraya konulmuş datalara ihtiyacınız varsa veya küçükten büyüğe dizilmiş datalara ihtiyacınız varsa tree set kullanacaksınız. Ama sıranın hiçbir önemi yok. Sadece onları depolamak istiyorum. O zaman hash set kullan. Hocam niye tree set kullanmayayım? Çünkü tree set yavaştır. Sıralamak lazım değilse niçin sıralamaya zaman harcayıp programını yavaşlatıyorsun? Mantıklı değil. Evet. Performans olarak arkadaşlar burada bir özellik olarak bunu söyledim. Hash set süper hızlıdır. Tree set de süper yavaştır arkadaşlar. Çok yavaştır. O yüzden tree set kullanırken iki kere düşünmekte fayda var. Evet. Duplication hash set de izin vermez, tree set de izin vermez arkadaşlar. Burada bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi siz tekrarlı elemana izin vermez dediğiniz anda size interview yapan adam böyle hafif tebessümle diyebilir ki peki eklesem ne olur? Yani Alican var, Alican'ı tekrar ekliyorum ne olur derse siz diyeceksiniz ki hiçbir şey olmaz. Bir problem olmaz, Java error vermez. Hash setlerde tekrar ekleme isteğinizi ignore eder. Görmezden gelir. Yani sen diyorsun ki Alican'ı tekrar koy. Java diyor ki bu hash sette Alican zaten var. Ben senin bu tekrar koy demeni dikkate almıyorum diyor. Mesela Ferhat Bey'in evinde çok güzel bir televizyon var. 85 ekran, Smart TV. Eşi diyor ki bir tane daha alalım. Ferhat Bey diyor ki çay yap içelim. Duyulmazlıktan geliyor. İgnor ediyor. Çünkü var zaten. Hash set böyle davranır arkadaşlar. Tree set ne yapar? Tree set bakar ve eklemez. Hocam çok mu önemli? Çok önemli değil ama ikisinin çalışma mekanizmaları böyle. Tree set tekrarlı elemanı alır, ona bakar ve eklememe kararı alır. Hash set ise tekrarlı elemanı direkt görmezden gelir. Bu da aralarındaki performans farkının bir diğer sebebidir arkadaşlar. Interface olarak aynı interface'i kullanıyorlar ama tree set'in kullandığı bir interface daha var. Kullanıyor. Neyi kullanıyor? Sorted set interface'ini kullanıyor. Arkadaşlar o sorted set'ten gelen tree set'e özel metotlar var. First metodu, last metodu, tail set, subset. Bunları kullanmıştık hatırlarsanız. Kodları açarsanız bunları görebilirsiniz. E hocam hash set'te niye first metodu yok ki? Diyeceksiniz ki hash set'te elemanlar sıralı değil ki. Sıralı olmayan bir şeyin birincisi olmaz ki. Sıraya koyduğunuz zaman birinci, sonuncu konuşulabilir. O yüzden hash set'in içinde first diye bir metot manasızdır. En baştaki, en sondaki bunlar manasızdır. O yüzden hash set'te bunlar yoktur. Ama tree set'te elemanlar natural order'da olduğu için birinci, sonuncu, beşinci manalıdır sevgili arkadaşlar. Evet, burada da özetledik. Hash set ile tree set
arkadaşlar. Bir, sıralamada farklılaşırlar. İki, performansta farklılaşırlar. Şimdi 3-set çok yavaş kullanırken iki kere düşünün dedim. Bu da meşhur bir interview sorusudur arkadaşlar. Natural order'da sıralanmış data lazım ama 3-setinde yavaşlığından kurtulmak istiyorsun. Ne yaparsın derlerse diyeceksiniz ki elemanları eklemede hash seti kullanırım. Hash set çok hızlı ekler. Sonra o hash seti 3-set'e dönüştürürüm. Dönüştürme çok hızlı olur. Böylelikle hem natural order'a konulmuş hem de hızlı yapılmış bir collection elde ederim dersiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, Tech Pro Education'ın YouTube kanalında bir IT firmasındaki insanlar nasıl çalışırlar? Günlük hayat nasıldır? Toplantılar nasıldır? Nelere dikkat edilmelidir? Onu mutlaka bu interview dersleri bitmeden baştan sona dinleyin arkadaşlar. İki yönden faydalı. Bir, interview'lerde sorabilirler bunları. Yani demo meeting'de ne yapıyordun diyebilirler. Onu dinlerseniz güzel olur. İkincisi, iş hayatına başladığınızda da orada anlatılanlar lazım olur. Çünkü ben orada bizzat yaşadığım şeyleri, şu anda yaptığım şeyleri anlattım. Siz de çalışmaya başladığınızda orada benim anlattıklarımla karşılaşacak ve onlara ihtiyaç duyacaksınız. Onları da dinlemenizi tavsiye ederim.